14. hafta İzmir'de kapandı heyecanlı da bir maçla kapandı Göztepe ve Fenerbahçe bir bir berabere kaldılar İzmir'de Yahovic attı ev sahibi takımın golünü Serdar Dursun attı Fenerbahçe'nin golünü Novak da 88'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı gerçekten e, temposu zaman zaman iyi bir yüksekliğe çıkan heyecan. Veren bir mücadele izledik İzmir'de. Hocam bir bir bitti mücadele nasıl 190 dakika? Evet. Lider Trabzonspor 3 puanla kapattı. 2. Konya Spor puan alamadı. 3. Hatayspor puan alamadı. 4. Fenerbahçe 1 puan aldı. 5. Alanyaspor puan alamadı. 6. Başakşehir kendi evinde 1 puan aldı. Karagümrük 7. puan alamadı. 8. Galatasaray 1 puan aldı. Dokuzuncu Adana spor kendi sahasında bir puan aldı. 10. Beşiktaş kendi evinde puan alamadı. <laughs> İlk 10 takımda Doğru. lider Namalı Trabzonspor kaç tane puan almış hesapla bakalım. <laughs> Şimdi teknik olarak konuşacağız tabii ama ligin daha henüz 14. haftası. Daha çok şeyin altından sular geçer. Daha şu olur, bu olur falan. Bu yalan falan konuşmam ben. <laughs> Kolak Bey. Bu yıllardır bu işi yapıyorum ve hayatımın hiçbir kısmında da 14. hafta hatta 25. hafta falan böyle şey A, Çam P falan derim. Ben şunu söylüyorum. %97 Trabzonspor şampiyon oldu bugün. %1 Fenerbahçe, %1 Galatasaray, %1 Beşiktaş şansı var. Belki bu büyük camialar bana serzenişte bulunabilir. Tabii ki daha önünde 20, 24 hafta var. 24 haftanın karşısında da 72 tane puan var. Bugünkü mevcut şartlarla söylüyorum. Bugünkü mevcut şartlar derken ben Mayıs'ta içinde söylüyorum. Onu yanlış anlama. Şu andaki mevcut kulüplerin teknik direktörü, oyuncu yapılarına falan baktığımız zaman bir tarafta da Trabzonspor'un e, önlenemez yükselişi ve hızı bir diğer tarafta da ee, hem kadro kalitesine rağmen, bence üç büyüklerin üçünün de kadrosu iyi, onu söyleyeyim sana. En az Trabzonspor kadar iyi, Kesinlikle. onu da söyleyeyim. Bak, en az Trabzonspor Hı -hı. kadar iyi ama futbolun bazı gerçekleri var. Ee, sonuçta insanla yapılan bir şey bu. Yani yapay zeka ile falan robotlar falan oynamıyor, uzaktan kumandalı. Oyuncu grubu, teknik direktör yönetim, hep de baktığınız zaman bir tarafta bugün benim bir arkadaşım çok hasta Trabzonspor'u Suha bir kardeşim yoldayken bir şey attı bana. Hoca, cami hocası Karamürk maçından önce Trabzonspor'a dua istiyor. Cami hocasında konsantre olduğu bir şeyde, şehirde 7 yaşından 70 yaşına kadar bir Trabzon şehrini düşün. Türkiye'nin her yerinde Trabzon var. Teknik direktöründen oyuncusuna kadar füzeye yerleştirmiş, içeride dışarıda işini yapan bir kulüp ve takım. Doğru. Bir diğer tarafta da belki de son yıllarda oluşmayacak kadar iyi kadrolar oluşturan üç büyükler ki hani Galatasaray gençleşme falan diyoruz ama dünkü maça baktığımız zaman Cagney Babel falan oluyor yalnız. 35-34 yaşında oyuncular oynuyor. Bir taraftan da Avrupa kupaları var doğru. Bir taraftan da geçen yılın iki kupalı şampiyonu Beşiktaş'ın taşında bir sürü oyuncularak şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşmış teknik direktörü e, tartışılıyor. Bir diğer taraftan da Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un sayın Ali Koç'un ve yönetimin verdikleri bir takım vardı teknik direktörü. Ha teknik direktörü de tabii yönetim belirlemiş durumda. Sevgili izleyiciler lütfen şu takımı Trabzonspor yani 180 kilometre arabası var. 180 ile basıyor. 181'i zorluyor motor. Yani anlatabiliyor muyum? Bu kadro hani 200 kilometrelik kadro 120 ile gidiyor. Şoför de problem var işte. Oranın 180'i var ama şoförleri iyi. İyi kullanıyor arabayı. Bir tarafta da bu yıl için Beşiktaş'la oyuncular için de, e, teknik Direktörü için de, Galatasaray hocası için de söylüyorum. Onu söyleyeyim üç büyüklerden. İniş iş çıkışlar. Şimdi bunu söyle, e, kimse söylemiyor. niye söylemiyorsa anlamadım yani. Sergen Hoca da başarısız, Fatih Hoca da başarısız, Avrupa parantez. Fenerbahçe Hoca da başarısız. Şimdi ellerinizi vicdanınıza koy, tüm Fenerbahçe'de futbol severler. Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle. Bugün Göztepe şampiyonluk maçına çıkan kadrosu. Berke, Ferdi, Serdar, Kimce, Novak, Crespo, Meyer, Zayt, Mesut, Serdar, İrfan. bir 11 daha çekeyim mi? Lütfen. Tamam. Çekelim bir 11 daha. Altay. Evet. Şu anda oynamıyor ki. Sak. Nazım. Hı hı. Tisserant. Salay. Muhammed veya Osayi. Burada biraz problem var. Gustavo. Mert Hakan. Sosa. Felkas veya Osayi. Valencia, daha bir şey yazmadım. Evet, fark ettim. Rossi veya e, Pelkas. Pelkas. Hadi buraya aldık Rossi'yi, buraya aldık Pelkas'ı. Veya o sahibi burada, Pelkas burada. Bir de bir şey daha yazmadım. Elinizde, vicdanınıza koyun. Bir de çubuklu formaya gelir bu takıma. Şöyle bir kadron var senin. Ve 14. hafta liderin 12 puan geridir sizdesin. Beşiktaşlı yazarsam şimdi onlar 16 puan gerisinde. Bir de Galatasaray'ı yazayım. Onlar da 13 mu 14 mi? kaç oldu? Hemen söyleyeyim hocam. Çift haneleri geçti. 14. Hani ribantlarda sayarsınız ya hem yani ribantta çift taneler falan tabii, falan. tabii. Double yaptı, double yaptı. Double yaptılar 14. hafta. O yüzden %97 diyorum. Çünkü ha yarın bir gün tabii farklı şeyler olur. Bu tarihte atarlar. Ya Rıdvan Efendi anlattın anlattın da onu da ödüreceğiz. Dur daha kış gelmedi. Sen baharı gösterdin Mayıs'ı. Ben şimdiden Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlarım onu söyleyeyim sana da. Kaldı ki Fenerbahçe'nin potansiyeli yüksek seri yapabilecek kadro yapısı. Kaldı ki Beşiktaş'ın da potansiyeli yüksek. Kaldı ki Galatasaray'ın da kadrosu kötü değil iyi. Ama mevcut insan kaynakları, oyuncu grubu veya futbolcular veya da işte... E, teknik direktörler bu karar alanlar yüzünden bu takımların çift 10 kaç 12 puan mı Fenerbahçe'nin farkı? Kaldı ki Fenerbahçe ligin ikinci evet. yarısının ilk haftasını Kadıköy'de Adana Demirspor'la oynuyor. Yani o maça kadar 5 maç var. Adana Demirspor maçıyla 6 maç var. 5'i İstanbul'da. Biri Karagümrük, diğeri içeride hepsi Kadıköy'de. Şimdi diyorsun ki 6'da 5 yapabilir, yapabilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Her sistem bırakalım. Alalım şu 11'i bırakalım. Bugün bunları oynatmadım ben. Bugün tamam. oynatmadım ben bunları bugün. Bak Gustavo'yu oynatmadım. Sosa'yı, Mert Hakan'ı, şeyi falan oynatmadım. Şu kadroda bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen bir adam olsa nefret etse Fenerbahçe'de veyahut da Göztepe Teknik Direktörü de dese ki ya bu maç az daha gidiyor. Bu İrfan'ı bir çıkarayım da bir rahatlayayım de dese. Vallahi billahi bak, antrenör olmana gerek yok İrfan'ı çıkarmak için. Sağda evet. oturmak için tabii. Novak var ya yürüyecek hali kalmamış. Bak yürüyecek hali kalmamış. Kartı da 55 var. 55 dakika, kartı da var. Mesut'un yürüyecek hali kalmamış. Ya arkadaş, durup dururken nereden buldun nişan aldın ya? Nereden buldun, ne oldu? Ben sakatım mı dedi? Yoksa Göztepe Teknik Direktörü bunlar hemşeri ya bir de. Portekiz'in o da? Yok Sırp hocam. pardon Sırp o karıştırdım. Evet. Yani Göztepe'nin hocası gelse Sayın Pereira'ya şu arkadaşı bir çıkar dese. Bak mesela İrfan'ın devam edip etmemesi değil. Mesele İrfan'la da bir bir bitebilir. İrfan'la da iki bir üç bir kaybedebilirsiniz. Ama mesele şu. Eğer bugün İrfan'ı çıkarken bütün Türkiye aa dediyse problem var. O yüzden bırak sistemi falan. Vallahi bırak. Peki. İrfan Can'a oyundan çıkaran teknik direktör Fenerbahçe kulübünde teknik direktörlük yapamaz abici. Ben biliyorum ki Ali Bey ya bu zaman da bizim eski futbolcumuz niye böyle söylüyor da diyebilir. Ona da saygı duyuyorum diyebilir. Ama bu benim görüşümdür. E, rotasyon, rotasyon, rotasyon diye bir şey uydurdular. Fenerbahçe'den bağımsız söylüyorum. Hı, hı Fenerbahçe'den. Galatasaray ne rotasyonu ya? Ne rotasyon abi? Olacaksın ya. Perşembe maç, pazar git yenmeye gideceksin. Yeneceksin abi. Yenmeye gidecek kadar. Şahane mi oynadın Marsilya maçı? Ölmeyecek ya bu oyuncular ya. 25, 24, 26 yaşında oynatacaksın abi. Beşiktaş bir rotasyon, bir sak rotasyon yapmaya kalkarken hiç oynamamış teşeralar falan filan böyle garip kalip. Fenerbahçe'de. Şimdi bugün ilk yarıda Ferdi maçın tamamında Crespo sahne yıldızı Fenerbahçe'den söylüyorum. Hı -hı. Helal olsun beni yanıltacak kadar da başarılı, yürekten, kalpten, yetenekleri belli olmasına, gol atmasına rağmen hı hı. genelde geri oynaması lazım. Ama yani kabul etmeyen bir oyunu, evet. beraberliği falan böyle acayip bir kim tutuktu ama önemli hamleler Çok yaptı. Çok yaptı, yaptı. Yaptı ama tutukluğu vardı. Mesut, ben her zaman söylüyorum kanat oyuncusu değil, Forvet arkası oyuncunun en bitik olduğu dönemde forvet arkasına çekti oyunun sonunda. İstersen onları da yani yalanlar söyleyeyim ben. Dörtlü savunma böyle 4-3-3 başladı Fenerbahçe. Serdar'ın mesela beraberlik golünü Letonya'da da böyle gol atıp orta gitmişti yani. Evet, bu tip bu. bir oyuncu. da al, çek, nokta atış yap ve oyundan çıkar. Ne güzel değil mi? Şimdi... Ki hocam... Fenerbahçe'nin golünden önce de çok net bir fırsat kaçırdı Göztepe. Halil'in ayağından pas geldi. Evet, Yahu itten direkten tabii, döndü. 2-0 oluyordu. Son tabii 1 e, bir bir futbolda bunlar var tabii. Bak. İkinciyi de buluyordu. Direğe çarptı. Taca gitti değil mi? Taca Doğru. veya gitti. E, Fenerbahçe takımı 4-3-3 başladı. Aslında 3 tane oyuncunun özellikle 2 tanesi yaratıcı oyuncu değil. Emin ol kariyerlerine baksınlar. Bu iki oyuncunun toplam golü bütün kariyerleri boyunca 20 yoktur. Bak bu yaşına kadar 20 gol atmamışlardır orta sancıları. Zaten satmış olabilir formette. Daha ön için. tarafta. Oyuncu. O da biraz daha evrildi. Hı -hı. Kaldı ki bugün ilk yarı iyi ama ikinci yarı gerçekten yoruldu. Niye çıkardı da demem. Fakat bazı oyuncularla ilgili teknik direktörlerin şöyle düşünmesi lazım. Galatasaray'da da en Tayyip tarif Bazen şunu duyarız teknik direktörlerden. İstediğimiz verimi alamadık oyuna sokan oyunculardan. Sosa'dan verim alamazsın hocam. Sosa'dan sokma bak. Eyvallah dinlendirdim. Ona da eyvallah. Belli yaşa gelmiş. Üst üste maç oynadı. Galatasaray derbi oynadı. Üstüne Avrupa'da oynadı. Olimpiyat kurmuş. Tamam. Hiç sokma. Oyna. girdi zaman bu oyuncular yani çaylak oyuncu değildir yani. Anladın mı? Böyle genç böyle ısırayım falan değil. Rahat rahat oynar onlar. Hatta atılıyordu da. Bunları tabii teknik direktörü birlikte yaşadığı için daha iyi karar vermesi lazım ama benim düşüncem bu. Yani Serdar sokarsın bak. Ben çok beğenmem sokarsın oyuna. Bir işte sokarsın. Ama Sosa'yı sokmam. Anlatabiliyor muyum? Tabii Bak Crespo oyuna girdiği zaman hiçbir zaman kapris görmemişinizdir Geldiği günden beri. Ama şimdi aldı formayı. Ha yarın Gustavo Sosa oraya geldiği zaman ne olur bilmem. Ama haksızlık yapılmaması gerekiyor. Tabi futbol rakiple oynanır. Ama koskoca Fenerbahçe'nin biraz önce anlattığım kadrosu Avrupa Kupalarında Konfederasyon Kupası'nda kalmış. Türkiye Ligi'nde de daha 14. hafta 12 puan geri kalmış. Trabzonspor 4 maç üst üste mağlup olacak. Veya ben 4 kere mağlup olacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Ama üst üste değil. Toplamda. 4 olmaz mı? Olur. Olabilir. Etti mi sana 12 puan? Hatta hatta içer Kadıköy'de mi oynuyor Fenerbahçe? Hı -hı. Hatta ne Farina'da Galatasaray kendi evinde oynuyor değil mi? Tabii. Genelde 3 indiriyor değil mi? 5 tane Şampiyonluk yeri. Ben çünkü Konya, Alanya'ya saygı duysam da yarışın içerisinde olmazlar. Ancak şöylesine bir maçta benim için birbiriyle 3 puan, 4 puan, 5 puanlık farklarda birbiri iyidir Göztepe. Tabii. Galibiyete daha mı yakındı Göztepe oyun ikinci yarısında? Evet. evet, daha yakındı. Daha yakındı. Daha çok üzülmesi gerekiyor mu? Daha ama ben bu maçı kaybederim ama bu maçı her türlü risk alırım. Bir açıklama geldi Zayt'tan. Elbette aldığımız sonuçtan dolayı hiçbirimiz mutlu değiliz. Buraya 3 puan için gelmiştik ama 1 puanla dönüyoruz. 1 puanın bizim için mağlubiyetten farkı yok. Hayal kırıklığı ha. yaşıyoruz. Daha sıkı çalışıp galibiyetler almalıyız. Takım içinde sakatlıklar olabiliyor. Ayrıca yoğun maç temposu içinde oynuyoruz. Yorgunluklar olabiliyor. Bundan dolayı da sahaya çıkan oyuncular değişebiliyor. Biz kaliteli bir takımız. Kimin oynadığı önemli değil. Oynayan her oyuncu galibiyet için savaşıyor. Diyor. Ya Neil savaşmayın Zayt. top oynayın hocam ya. Hocam bir savaşma açıklaması. Ya bu neydi çıktı bu savaştı savaştı. Ya Allah aşkına ne işin var Suriye'ye gidin o zaman be kardeşim ya. Ne işin var savaşmayın. Hocam bu arada az önce söylediğiniz e, duruma baktım iki tane ayrı lig oynanıyor bence. Trabzonspor 36 puanda ayrı birlikte Çıkar zaten Trabzonspor'u denklemden. 26-26, 24-24, 22-22, 22 20 diye gidiyor. Bir de deniyor ki işte daha önce de Abdullah Avcı 10 puan farktan verdi şampiyonluğu deniyor. Ama o zaman taraftarlı ve camialı bir takım da değildi onu kabul edelim. Büyük takım başında değildi. Ben de buradan vereceğini düşünmüyorum. Hmm. Özellikle Trabzonspor'un aurası şu an sizin bahsettiğiniz hocanın açıklamasıyla beraber. O Şu andaki hak ediyor mu? Fazlasıyla anasının edin. Evet. gibi. Yani yeniyor, dışarıda yeniyor. Bak geçen hafta hakem hatası oldu mu Suat Aslanbağ? Oldu. Rezalet bir karar verdi mi? Verdi. Ama kaybedebilir de. Bundan sonra bak bu hafta Adana Demir Spor'da yenilebilir. Kazanır ama bu takımlar, üç büyükler şampiyonluk yarışında iki takımların üstte maça kazanma şansları var mı? Tabii ki. Yok. Potansiyelleri Yok. var mı? Potansiyelleri Fenerbahçe mi? şampiyon olduğu zaman üst üste Ka kaç ona... maç kazandı? ama İrfan Can'ı oyundan çıkardıktan sonra Mesut'un yerine bak Mesut çıkarmayıp İrfan'ı çıkarıyorsan burada sıkıntı var hocam. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Noah'ı çıkarmıyorsan veya da ya bütün riskleri almıyorsan Beri şeyi soktu. Ben zannettim ki Stanford oynayacaklar sola çiye koydu. Sola koydu ya i̇nanılır gibi değil yani. Sağının yıldızı kimdi hocam sizce? Sağının yıldızı. Var mıydı öyle biri? Crespo'yu çok beğendim ben. Göztepe'den Halil diyebilir miyiz? Diyor. Yavuş. Göztepe'de hayır. Yahuviç ya, iyi oynadı. Şöyle söyleyeyim. Göztepe'den aman aman sırıtan bir oyuncu. Takım halinde orta oynadılar. orta, on, yani üzerinden üçlük oynadılar. Mücadele ettiler. Ha, planı nasıl buldunuz Elma Asitro'nun onu merak ediyorum. Çünkü belli Yahuviç'e ve Halil'e atılan hızlı toplar vardı. Teknik direktörü şunu gördü. Ee, oyunun devamı lehine olacağını gördü. Fenerbahçe galibiyet için geldiğini görüyor ama beklemediği bir takım çıktı karşısında. Üç tane ön orta sahile çıktı, çıkan bir takım görünce zaten ilk yarın kısır geçme ihtimali yüksekti. Bu kadrolar bir tanesi uzun süre berabere götürmek isteyen Göztepe ki ilk yarıda iki tane pozisyonu var. Biri golle sonuçlanan, biri Yavuz için. Birisinde Crespo verdi, Topu rakibe evet. birisinde de mesut verdi. Yani Göztepe'nin yarat değil. Ama ikinci yarıda tam Göztepe teknik direktörünün istediği oldu. Pozisyonlar gelmeye başladı. Direkten döndü. Pat gol oldu. Gol oldu. Yani bir 3-5 dakika daha gitseydi Göztepe daha etkili kontrataklar yapacaktı. Çünkü çizgi halinde çıkan bir Fenerbahçe görmüştük. Hatta hatta ikinci yarıda e, Serdar'la muhtemelen gelecek o görüntü kim? Rakip yer alandalardı kaybettikleri zaman topu. Ee, pozisyon yedi Fenerbahçe evet. Kalesi'nde. Fakat şimdi mesela antrenör şaşabilir. şaşırabilir Şaşırabilirdi. Göremeyebilirdi. Ama ben her zaman söylüyorum. Yukarıda bir tane yardımcı antrenör olacak. Bak emin ol Nova seyredin. Ruhunu filan vermiş durum dedi. Gidecek hali yoktu. Nova bir tek uçak atmak için duruyordu. Zaten bitiklikten çekti adamı. Sarı kartlı bir oyuncu. Fizik olarak o kadar kötü müdü. düşünemez hale geldi. Açıklamalar var. Hepsini seslendireyim ben. Hakan Yılmaz. Tam ekran verelim. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık ve bir puan aldık ama bu bir puandan mutlu değiliz. Oyuna bakınca birçok fırsatımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Fenerbahçe'ye de gol dışında pek fazla pozisyon vermedik. Bu yüzden beraberlik bizi mutlu etmedi ama mücadeleye devam etmeliyiz. Halil'in topu direkten döndükten sonra golü yedik. Kanattan yapılan ortada Serdar Dursun boş kaldı. Hatamızdan ders alıp toparlanmamız gerekiyor diyor Atınç. Serdar Dursun, İzmir'e mutlak 3 puan için gelmiştik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika iyi oynadık. Sonra rakip üstünlüğü ele aldı ve golü buldu. İkinci yarıya da çok iyi başladık, golü bulduk. Devamında oyun içinde gelgitler oldu. Trabzonspor'la farkı kapatmak için 3 puana ihtiyacımız vardı. Bu yüzden bir puan bizi mutlu etmedi. Kafamızı kaldırıp mücadeleye devam etmeliyiz. İlk yarıda ceza sahasında çok fazla çoğalamadık. Kenar ortalarında iyi değildik. Devre arası hocamız bunu dile getirdi ve ikinci yarıda bu noktalarda daha iyi işler yaptık ama galip gelemezsen bunun bir anlamı olmuyor. Kenar ortalarında iyi değildik devre arasında hocamız bunu dile getirdi diyor Serdar hocam. Joao için de açıklaması gelmiş. Çok iyi bir maç oynadı gerçekten Adisi için. deneyimli golcü. Maç boyunca rakip defansın hatasını bekliyordum. Golü attığım pozisyonda da kısa pası görünce hemen oraya hareketlendim ve araya girip golü attım. Ama kazanamadığımız için bunun bir anlamı olmadı. Fenerbahçe gibi bir takım karşısında bir puan iyi belki ama bize 3 puan gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Umarım bundan sonraki haftalarda toparlanıp ihtiyacımız olan galibiyetleri alırız diyor. İki taraf da mutlu değil hocam bir puanda. Şimdi aslında Atınç Atınç mıydı bundan önce konu? Evet Atınç. Oradaki plan ne? Yani bir puanı razı bir kafa var ve evet. taktik anlayış var. Ama ikinci yarıdaki durum olunca bir puanı üzülüyoruz diyor. Ama Tebrik ediyorum. Hafta boyunca çalışma planı bir puan aldık. Planı sahada iyi uyguladık ve bir, bir, puan aldık diyor. Hı hı. Fakat sonrasına bak her hem yavuğu için hem şeyine. Aa galibiyeti kaçırdık diyor. Kazanabilir. Şimdi şöyle evlerinde oturan izleyiciler de arkadaşlar da sana atarlar. Hı. İki maç üst üste ilk kez Mesut oynadı. Sezon başından beri. Sezon başı kampı. i̇lk kez sahaya İrfan 90 dakika bitirdiği maç var mı? Onu da merak ediyorum. Bir futbolcu niye çıkar? A. Sakatlanır. B. Performans oyundan düşmüştür. Hiç gözükmüyordur. Vesaire vesairedir. Hadi bir de taktik olarak dersin. şimdi İrfan Can'ın çıkarman için sebepleri söyleyeyim. A. Sakatlandı mı? Yok. B. Kötü mü oynuyordu? Hayır. En Yo. iyiydi. Ya Korner Bayran'da. Rakip ucunda bir top stop etti. Yani başka bir oyuncu yapsa kavalıyor. Kornere falan gider. Ya senin... Bir de tabelayı değiştirebilecek. Mesut'un bugünkü performans düşündüğünden sonra bir tek İrfan kalmış. Zaten o değişti sonucu. Çekti. Zaten birkaç tane de attı zaten. Tabii. Yani senin tek duran top olur. Vurur. Sinirlendi hocam çıkarken. Yapar, çeker. Sinirlendi çok çıkarken bu arada. Normal yani. Futbol çıkarken Hı -hı. sinirlenir ama yani bir oyuncu üzerine gitmek ne kadar doğru ama iyi futbolcu iyi futbolcu bakmış. Şöyle söyleyeyim. İrfan Can bugün Premier Lig'de üst düzeydeki altı kulüpte oynayabilecek oyuncudan bahsediyorum ben. Hocam yukarıda maçı izlerken... O mu geldi aklına? Ya... Liverpool, Liverpool'da mı? Yasin ya Can vardı yanımda. Hatta ya ne topçu be diye izliyoruz. Hı -hı. Ya, ne topçu diyorsun. Avrupa'nın her yerinde oynar diye izliyorsun. ya hakikaten öyle bir özel yetenek, bir saf yetenek. Ben şimdi dedim ki çıkarıyor. Hadi Mesut'u çıkarıyor herhalde dedim. Onu bir işe alıyor. Çift bunu koyacak dedim. Yani Aa aklım ucundan geçmedi biliyor musun benim İrfan. hiç bana desemlerdi ki Mehdi'de ya hocam kimi çıkarır sence? Berk derdim onu demez <laughs> ben de şaşırdım gerçekten. Bu arada e, Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig'deki son altışar maçında sadece bir galibiyet alabildi. Her iki takımda da sadece Galatasaray'a yenildi. Mehmet Ayan atmış da bilgi olarak. Mehmet Ayan, Mehmet Ayan güzel bir bilgi atmış yalnız ha. Önemli bilgi attı hocam. Tabii. Çünkü Galatasaray maçlarında antrenman yapmana gerekiyor hocam bu büyükler için veya Galatasaray için diğer takımlara karşı. Yani zaten o maçı konsantre tamam, ordanında. Odaklanıyorsun. Orada enerji veriyorsunuz. Ben bugün Fenerbahçe'yi genel anlamda beğenmedim. Er Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu İrfan Can'ın dışında e, burada bu savunmanın önünde bir orta saha oyuncusuysa zaten Fenerbahçe'nin bir puanı iyi olarak görüyorum. Hocam şimdi Mehdi de söyledi. ilk i̇lk Adana Demirspor maçı hariç başka 90 dakikası yok İrfan Can'ın. İlk maç. Bir kere. Bir kere. İlk ha. ilk maç o da adına Demirspor. Avrupa? Maç? Avrupa'da dahil. Abi tek maç diye Avrupa'da dahil. Ferdi'nin açıklamaları. Nerede görev verilirse verilsin ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün benim nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. Aldığımız bir puan bizim için kayıp. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hocam şey soracağım. Ferdi açıklaması gelmişken elinize bir kadro verildi. Ya yani daha doğrusu bir takım verildi. Ve ilk de Ferdi verildi. Diğer isimlerin hiçbir yok. Ferdi kadronuzda nereye yerleştirirsiniz sisteminizin içinde? Kaç 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 oynayıp nereye koyarsınız mesela? Şimdi bakın Ferdi sağ bek oynatıyor ya hocam. Hı hı. Dörtlünün sağında da oynatıyor. Şey, orta sahadaki dörtlünün sağında ve solunda oynatıyordu. Evet. Üç dört Üç, oynarken. Dörtlünün. dörtlünün sağında da oynatıyor. Ama hem dörtlünün sağı hem yani savunma dörtlüsünün sağı hem orta saha dörtlüsünün sağı mı dersen ilk önce sağ ön veya sol önde de ilk tercihlerim olur. Ondan sonra orta dörtlüğünün sağ veya sol olur. En son dörtlüğünün savunmanın sağ olur. Benim düşünceme göre. Benim e, futbol görüşüme göre. Ki hocam ben Hollanda'da canlı da izledim. Nek Nijmegen'de oyun kurucu oynuyordu bildiğim. Maestro 16 yaşından bahsediyorum. Ya, yani kendini evirmesi ve verilen her rolü hakikaten söylediği gibi ikna olarak ben burada iyi yapacağım diyerek göstermesine büyük saygı duyuyorum Ferdi'nin bu anlamda. Her oyuncu yapamayabilir bunu özellikle genç yaşta. Bir daha söylenmesini. Hocam şöyle yani bu kadar ön forvet arkasından evrilip kanat, öbür kanat, bek nerede olursa olsun elinden geleni vermesi ve kendini göstermeye çalışmasına ve bunu bir üst ya şimdi, seviyede yapmasına saygı duyuyorum. Verdiği farklı kılan özelliklerden en önemli özellik ne? Birinci özelliği. Ne diyorsunuz hocam? Çabuk. Çabuklu. Artı Bazıları çabuktur ama sürat değildir. Hı. Bu hem kısa hem de 5, 10, 15, 20, 25'te de e, hızlı. Hem çabuk hem hızlı. Ve ayaklarına hakim. Benim en ilgimi çeken noktası odur. geliştirdi. Hı -hı. Tam hakim değildi ama geliştirdi. Oyun pratiğini, oyun görüşünü biraz daha geliştirmesi ama çok genç oyuncudan bahsediyoruz. Ama biraz önce söylediğim, ön, öncelikle benim için tercih ön, ön taraf oyuncusu. Atakan neler söylemiş? Ben her maç için ayrı hazırlanırım. Bu maçta da karşımızda büyük bir takım vardı. Ona göre bir futbol sergilememiz gerekiyordu. Ben de genel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Benim için İrfan Can, Mesut Özil veya başka biri fark etmiyor. Elimden geldiğince iyi mücadele etmeye çalışıyorum. Bu üçlü sistemde oynamak stoper olarak bizi biraz zorluyor. Yoruluyoruz ama bugün özellikle İrfan'ın olduğu kanadı iyi kapattık diyor Atakan Çankaya. Tabii destekçisi Perere vardı sol stoper. İrfan'ı kapattı tabii. Nerede kapattı? Allah aşkına ya? İçinden geçti, dışından geçti, orta yaptı. Ha, kötü mü oynadı? Kötü oynamadı. Top rakibe geçtiği zaman Berkay'la gelip beşli kalıyorlardı. Göztepe öyle oynuyordu. Doğru. Ee, canlıydı, diriydi. Sindirmeye yönelik oynadı ama yani İrfan'la da oynamak kolay değil. O yüzden de mücadelesi anlamında saygı duyuyorum. Ee, üçlü oynamak kolay olmadığını evet aslında ...sol stoper bir oyuncu değil. Ankara gücünde oynamıyor muydu daha? Evet hocam. Orada orta sahanın ortası falan oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle aslında fiziğini de kullanan bir oyuncu. Ee, kuvvetli tabii. tabii. Zaten bu oyuncular kuvvetli olmak zorunda. Hı hı. Kuvvetli olmazlarsa sıradanlaşırlar. O yüzden kuvvetli, yakın mesafelerde temaslı bir oyuncu. Zaten hocasının da sol stoper oynatmasının sebebi de... ...muhtemel gelecek sağ taraftan Ferdi İrfan'a karşı... Berkay'a destekçi olarak sol arkası bunu oynatmıştır. Peki hocam bundan sonrası için yani ne konuşmak lazım? Evet Trabzonspor ayrı birlikte oynuyor dedik. Ee, siz de çok net şampiyonluk zaten adayı olduğunu artık şampiyon diye söylediniz. Ama bundan sonra Fenerbahçe'nin bir seriyi yakaladığı Bence Trabzonspor'dan için... da böyle bir şikayet gelirdi bizle ama yani olabilir. Onlar da kulüplerini yani oyuncularını işte rahatlamasınlar falan diye klasik günler olur ama gerçekleri söylüyorum. Yani yoksa 12 puanı veya 13 puanı kapanmayacak farklar mı? Değil. Tabi, ayrıca 72 tane puan var. Potansiyelden de bahsediyorum. Ama potansiyel olmayanlar var. Ne yapayım yani? Hocam bu yüzden. bu arada bu söylediğinizle ilgili ben bu takımda Bakasetas ve Hamşik gibi iki tane büyük lider olmasa ayaklar titreyebilir mi derdim ama oradan gelen haberlerde sürekli bir Abdullah Hoca'nın liderliğinde bu iki saha içi lideriyle olgun bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Herhalde o da çok değerli bir şeydir bir takım. için. Tabii ki ama ikisinde de oynamadığı maçlar oldu. Tabii. Tekrar söylüyorum, Trabzonspor oyunun da deplasman oyunu. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin deplasman puanlarına bakacak olursak hı hı. anlarız. Trabzonspor'un deplasman oyunu, şampiyonluk yarışındaki takımlardan daha iyi, hı. evinde oynadığı oyunu kazanmış olsa da beğenmiyorum. Bak, bu bunu da ilave edeyim bak. Yedi, Buna rağmen diyelim ki 9'a indi, 8'e indi, 7'ye indi, 6'ya indi ama yine bırakmaz diye düşünüyorum Trabzonspor'u. Hocam az önce sorulduğum e, soruya döneyim. Nasıl bir Fenerbahçe'de refleks, reaksiyon bekliyorsunuz bundan sonrası için? Ya tehlikeli sorular sorma bana ya. Sonra biz kötü oluyor. Hocam estağfurullah hocam. Biraz önce araba anlattım ya. şoförden de anlattım, arabayı kullanan da anlattım. Hı -hı. Ya Ali Bey de günah yani şey. onu da üzülüyorum gerçekten. Yani başkan olarak üzülüyorum tabii ki. Yoksa <laughs> koca ailesi üzülecek halimiz yok. Allah razı olsun binlerce kişiye ekmek verirler ama sonuçta e, inadını da doğru bulmuyorum bu ayrı konu. Yani bu şey ayıp bir şey değil ki yani sonuçta canım. Antonio değişikliği veya birtakım takım kararlar, radikal kararlar. Şimdi komple oyuncu ya yazdım sana 22 kişilik kadroyu. Evet. Daha da Beri şey falan da eklemedim daha oraya. Bu antrenöre bu takım teslim edildi. Bu takım şu kadar puanda ve Avrupa kupalarında Galatasaray grubuyla alakası yok. Olympiakos, Antwerp, bilmem ne ne diğeri de Aintra Frankfurt'un sıradan hani basat takımların içerisinde Üniversite Konfederasyon Kupası'na giriyorsun. 3. zor atıyorsun kendini. Ligde de dedin ya altı maçtır bir maç kazanmıştı. Evet. Yani bu arada e, şeyi de söylemek lazım hocam. Yani tabii konuşuyoruz ama muhtemelen formasyon sistem sorusu sorulacak yine hocaya. İşte dörtlüye yeni döndük gibi bir açıklama da gelebilir. Hani onun, ha şimdi maçların evet. aslında ben Mehdi'ni istemiştim ama. Mehdi şimdi, hazır mı? Bilmiyorum. E, unutmuş da olabilirim. Ben de çünkü bir kere söyledim. O da çok yoğun. Sağ olsun hmm. çalışır, çalışıyor. Şu cümlesini bilmiyorum hazırlamış mı? Ama Siz söyleyin hocam Hadi. Şöyle, Mar maçından önce şöyle bir cümle kullandı. Hem konuşurken isterse hazırlasınlar. Tamam. Öyle hatırlıyorum en azından. Biz sistemi zaman zaman zaten değiştirerek oynuyoruz dedi. Evet. Değil mi Sulandırdı yani. Hiç öyle bir şey falan yapmadı. 7 hazırlık maçı. Oynadığın bütün Avrupa maçları. Ligde oynadığın Galatasaray maçına kadar 12 hafta boyunca hiç dörtlü falan oynamadın. Hep üçlü beşli. O, öndeki hani çift santrafora döndün, 3-5-2 oynadın, yok 3-4-3 oynadın bir şeyler yaptın da ama arkada öyle bir şey yapmadın Yani. Bence dörtlüğü de doğru oynamıyor da kendi oyuncu grubuna göre. Bence. Hocam bir reklama gidelim. Bir dakikalık bir anımız var. Ama hani şöyle söyledi yani. Gerçekten sanki benim, ben mi hatırlamıyorum dedim ya. Fenerbahçe'nin sistemleri değiştirerek oynuyormuş sezon başından beri. Ben hiç öyle bir şey görmedim yani. Belki yani kafasında düşündüyse yani dönebiliriz oyuncuları da. Hayır yapıyoruz demek farklı. Yapabiliriz. Yapabiliriz de. farklı. O zaman biz yapalım hocam bir gidelim araya. Araya tamam. Futbol olan tutkum ortada. Oynamayı da severdim. Yorumlamayı da seviyorum. Bir an bile bırakmadım. Ama şimdi 60 saniyelerine, futboldan değil, Opet Ultra Marketler'deki çok avantajlı bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Tax by Titek, Bluetooth kulaklık, Opet Ultra Marketler'de 399 lira yerine sadece 159 lira 90 kuruş. Eski fiyatın üstünü, yeni fiyatın altını çiziyorum. Sadece 159 lira 90 kuruş. Kampanya yarından itibaren... 3 gün boyunca ultra marketlerde geçerli. Kaçırmayın. Berrak ses ve derin bas ile etkileyici bir müzik deneyimi. Dokunmadık sensör ile müzik kontrolü ve arama yanıtlama tek şarj ile 3 saate kadar şarj kutusu ile tam 25 saate kadar pil ömrü. Bu kampanya nadir görecek cinsten. Boşuna demiyorlar. Opetse fark eder. Hocam Fenerbahçe 2017'den beri en az şut çektiği maçı oynamış bugün. 2017 Ekim. Ne yapayım ya? Hayır <laughs> işte sahada mesela İrfan Can var şey, varken... Işte, yarım saat anlatıyorum işte. Neden şut <laughs> Şu kadro şut atıp yani en az şut atmış öyle mi? Yani evet. Şu kadro altı maçlık bir maç kazanmış. Bu orta ile özellikle Crespo, Mayer, Zayt. Bu orta saha, e, senin gol adedini arttırmaz. Ya Bu orta sahadan, Fenerbahçe gibi kazanmaya endeksli bir takımdan bir tanesi oynar. Bu üçlüden bir tanesi oynar en fazla. İrfan Can sol içi oynar. Devralısında yaptık. İrfan Can çok oynadı sol iç. Sağ iç doğru. ikili. Oynadı. Evet. Hiç olmazsa öne doğru top atabilir. Şimdi İrfan Can mesela bugün Mesut'a bir top attı biliyor musun? Tam düşerken. Veya Mesut burada ilk yarıda nova attı bir attı. tane. Attı. Veya Galatasaray maçında İrfan Hocan top attı. Nereden attı topları? Buradan attı. Şurada, Çünkü evet. orta saha oyuncusu. Kanat oynuyor. Mesut da zaten bıraktı buraya geldi orta saha oyuncu. Çünkü onlar forvete yakın orta saha oyuncuları. Kaldı ki İrfan biraz daha orta saha oyuncusu. Şurada oynamaz mı İrfan? Oynar. Mesela yapalım. Devre arası istemiştim Mehdi seninle. Mehdi şimdi ekrana gelecek hocam. Hazır kadrolarımızdan. Ya buyur, oynamaz mı? Oynar tabii. Oynar, peki İrfan burada oynar mı? Oynar. oynar. Da, daha Alalım Mesut Forvet arkası yapalım. Hem çabukluğu artan takım olur ön tarafta, o Solda İrfan'ı da sola koyarsın. Burada da Mesut Serbest oyuncu oynatırsın, ekonomik oynatırsın. Bu üç tane savunmacı olursa adam bir tanesini oynatmasın meğer. Değil mi? Aynen öyle. Ya Başakşehir şampiyon olurken İrfan'ı burada oynattı. Evet burada oynattı Okan Hoca onu. Çok maç. Çünkü buradan topları alıp ki büyük takımların öne doğru oynaması lazım. Peki kim oynuyor şeyde? E, Trabzon'un Berkan dışında yanında. Berkan ya Hamşik oynuyor. Hamsik bot, bot, alıyor topu dönüyor. dönüyor Dripling de yapabiliyor. Şey, sahasını giriyor. Vuruyormuş yapıyor. Çekiyor Galatasaray maçında Bırakıyor. Gol oluyor. Arkadaşlar baksınlar. Crespo'nun Mayer'in toplam 20 golü yoktur ya. Yoktur. Kariyerleri boyunca yoktur. Hocam zaten Mayer Avrupa'da da kendi de Crystal Palace'a giderken de şey diye gitti hep. Bu çocukta büyük potansiyel var diye gitti ama hiç kinetiğe dönüşmedi yani o oyuncunun potansiyeli. Ama Fenerbahçe'nin ben transfer ederken de açıkçası anlamamıştım. Yani o potansiyele belki yatırım yapıldı ama evet. yani yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşayan bir takımda katkı veremiyor özellikle. Evet. Hocam peki e, Fenerbahçe'nin hücumdaki akışkan oyunu da çok eleştiriliyor ya. Yani akan oyunda pozisyon oluşturamama. Az önce bahsettiğiniz oyuncularla ya mesela Serdar'ın orada santrafor oynaması mı yoksa yine bahsettiğimiz teknik ekibin e, orada kurgu yanlışı mı bu durum? Ee, Ener Valencia çok fark eden bir oyuncu. Doğru. Evet. Geriye geliyor, kenara çıkıp dribbling yapabiliyor, merkezi boşaltıyor. Onu tutmak zor. Hem çalım atabilen, plase vurabilen, topa vuran bir. Onun da olmaması büyük handikap tabii Fenerbahçe için. Yani oyuncuların Doğru. bazı e, e, önemli oyuncuların işte kaç haftadır yok. Fenerbahçe'ye. Mesela problem çözücü bir oyuncudur. Çünkü mesela Serdar da kontratak oyuncusu değil. Berisha da değil. Topsuz koşta Mesut'un geçen hafta attığı golüne bakmayalım. O da topsuz bir oyuncu değil. Hatta İrfan da topsuz oyuncu değil. İrfan'la Mesut asist yapan oyuncular. Arada gol atan oyunculardır bunlar. Şimdi Vizce'ye kim bırakıyordu araya? İrfan bırakıyordu. Bence. İrfan nasıl bıraksın şimdi sağ taraftaki için? Zaten yardımcı hakem var önünde başka yok. Yani, Talihsiz de bir an oldu yardımcı kim Evet. Geldi. Yani Mete Kalkan'ın kart göstermeliydi ona. <gülüyor> <gülüyor> evet yani ben de korktum ama bir şey olmasın diye. Allah korktu çünkü aman, o sivri aman. tarafı gelir. Evet aman dedim. Ee, Nestor El Maestro'nun açıklamaları da geldi galiba değil mi arkadaşlar? Hocanın açıklamalarını görelim. Herkesin gördüğü gibi her iki yarıda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Biz daha iyi oynadık. Oyunun sonunu Fenerbahçe'den daha güçlü bir şekilde bitirdik. Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece dört şutları vardı. Sonuç olarak bir bir bitti. Bundan dolayı mutlu değiliz. Çünkü buraya gelen Türkiye'nin en güzü de taraftarına galibiyet hediye edemedik diyor. Nestor El Maestro devamı da var. Müdahale edemediğim şeylerle ilgili çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Aldığımız sonuçlar için kalite mi dersiniz, şans mı dersiniz bilmiyorum. Ama ben her zaman elimdeki en iyi kadroyu çıkarıp galibiyet için gerekeni yapmaya çalışıyorum. Ancak bunların sonucunda hiçbir şeyin garanti olmuyor. Gelecek hafta Gaziantep'e karşı aynı oyunu sergilersek galibiyete yakın taraf oluruz. Ama her hafta Aynı oyunu sergilemek de çok kolay değil diyor. Göztepe'de tabi 11 puanda hocam. Ee, biraz hayal kırıklığı yaşıyor e, taraftarlar. Ama bugün aldıkları bir puan ve özellikle ikinci yarıdaki oyun. Şimdi en alttaki bandı. takımlara bakacak olursak hı hı. hepsi de puan aldı son 4 takım. Evet. Rize kazandı, Kasımpaşa deplasmanla beraber kaldı. Göztepe evet. puan aldı, Manatya'da Galatasaray'dan puan aldı. Ki daha her şey olabilir demiştiniz dün. Ne olur alt tarafta durumu nasıl görüyorsunuz diye sormuştum size. Orası da çünkü transfer transfer dönemi de var. Ekonomik. Çünkü çok yabancıların olduğu bir takımlar olduğu için. işte döviz de artıyor. Evet. Tabii. Gününde paraların ödenip ödenmemesi falan bunlar da çok önemli. Ee, ama yani bir kopma yok şimdi. Düşme hattının bir üstünde 16 puanlı takım var. Kayseri. 2, 3 tane. Rize 10, 10, 11, 10. Yani sonuçta Gaziantep bile şeyde sıkıntıda. 4 takım düşecek yani. Bak bunun farkında da bazı insanlar biliyor. Ne gidersin haberin olmaz. Yılların kulübü düşer hiç haberin olmaz. Allah düştüm dersin. Çok riskli bu sene. Yani üst taraf son ana kadar foto finish olabilir diye düşünüyordum ama aslında alt taraf geçen sanki. geçen seneki, yok. geçen seneki değil mi? Evet, evet hocam. Yani alt taraf öyle olacak gibi bu sene. Evet, öyle gözüküyor. Alt tarafta olur o. Alt tarafta fena savaş olur. Yani puan savaşı. Biraz önce, çünkü söylediğime evet. ters düşerim. Biraz Onu zaten... söyledim de yanlış anlaşılmasın. Ben Suriye'de de yani barış olsun, savaş olmasın Allah korusun yani. İç savaş olduğu için o benzetmeyi yaptım. Ben asla hiç kimse kimseyle barış içinde yaşamak isteyen bir insanım ben. Hepimiz öyle hocam. Hepimiz öyleyiz yani. Dünya barış içinde yaşasın. En ya büyük. futbolda savaştık, mamaştık. Zaten işin ne senin? Koşmak zaten. Koşmuyorsan biz de oynayalım. Hocam o zaman e, maçın özetine gidelim. gidelim. Temmuzlu bir maç. Güzel mısın? maçtı hocam bu arada yani oyun olarak. Sana güzel gelmiş olabilir ama. Bak. Yok. Şu, şu anlamda yani oyunu izlerken yukarıdan hani arkadaşlarımız da geldi keyif gitti. Keyif mi aldın? Ya, keyif almak değil hocam ama... Bazı maçlarda Süperlikte sıkılıyoruz kabul edelim şimdi bu maçta sıkılmıyorsun yani. Bazı maçlar duruyor 20 dak 20 dakika duruyormuş gibi oluyor böyle uzay boşluğunda bir cisim böyle gidiyormuş gibi. Neyse ben uzay boşluğuna gitmeden maça gideyim hocam. İlk yarıda çok kaliteli bir oyun sergiledik, topu çevirdik ve çok fazla gol pozisyonu ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştı. Belki biraz daha fazla orta yapabilirdik. İlk yarının sonucu adil değildi. İkinci yarıda beraberliği bulduk ama oyunun kalitesi azaldı. Çok fazla faal ve tartışma oldu. Yine de biz karakter ve istek gösterdik. Değişiklikleri ben yapıyorum. Sonuçta bu takımın hocası benim ve bir şeyleri eksik gördüğümde bunu düzeltmem gerekiyor. Bir yerden sonra maç kumara dönmüştü. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Sonuçta bir hafta içinde üçüncü, üçüncü maçımızı oynuyoruz. Yorgunluklar da olduğu için oyuna yeniden kalite katmak istedim. İnsanlar bunu eleştirebilir ama sonuçta takımın hocası benim. Evet. Var mı hocam yorumunuz? İlk yarıda evet topa sahipti Fenerbahçe'de. 35 dakika. Kaçırdığı pozisyonları hakikaten şu 3 dakikalık görüntüde Öyle mi diyor ilk yarıda çok gol kaçırdık diyor. Bir, bir daha görebilir miyiz hocanın açıklamasını? Öyle, diyor hocam yani. Kaliteli bir oyun sergiledik, topu çevirdik. Çok fazla gol pozisyonu ürettik ilk yarıda diyor. Kaleye 4 şut mı zaten Fenerbahçe bütün maç boyunca. Toplamda. Bir tanesini Serdar attı, vurdu kaleci çıkardı değil mi? İkisi isabet Bir tanesi gol oldu. Evet. İkinci yarıdaydı ama. 2017'den İl... beri en az şut attığı maç. Diyeceğim Tabii. olsa ya. Hakan, maçın ilk yarısındaki görüntüleri bir koyar mısın? Ben takıldım, ben başka bir yerde mi seyrettim maçı? Çok diyeceğim? pozisyonumuz var demişti evet, Reyle Hoca. Yani, üç dakikalık görüntüye sığın... Hani unuttular mı acaba? Bir bakalım. İlk yarıda... İlk koy... Sadece izleyelim, kusura bakmasın. Tabii, ilk yarıda hangi görüntüler var? Bir Göztepe atağı burada. Atınç az önce yorumladığımız. Bir, bir bu var uzun top. Uzun top Mesut'un. Bir sonraki pozisyona geçiyorum. Devam edelim. Bir sonraki pozisyona geçelim. Ha şu bu, bu da Karam ikiye biruma yapmaya çalışıyor. Oyuncu gidiyor. Evet. Bu var. Hani bu pozisyon da... nerede pozisyon? Yok şu Yok evet. yani bunda Bu pozisyon da. falan değil. Geçelim. Değil. Sonra Göztepe'nin pozisyonu Net var. Net pozisyon bu. Sonra Halil'in vuruşu var. Avut'a giden. Bu yine ilk yarıda. Evet. Değil mi? Doğru. Şimdi bu işte. Sonra da zaten. İkinci yarıya geçiyor galiba değil mi? Yok. Gol olacak şimdi. Ha, gol var tabii önce. Pardon. Bu var. O da golle sonuçlandı. Evet. Başka var mı bu görüntülerde kayda değer bir şey? Yok. Hayır. Yayıncı kuruşun bir hatası var mı? O da Yok. Yok. Bir de Demeci bir daha bakalım. Herhalde hocam bu kadar. Bir daha bakalım lütfen Demeci. Ha Demeci verdik. Ha. İlk yarıda çok kaliteli bir oyun sergiledik. Topu çevirdik ve çok fazla gol pozisyonu ürettik. Tamam kapatabiliriz programı. Kapatıyorum programı. Tamam. Sağ olun hocam. <laughs>